Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Sizlerle birlikte olmanın keyfiyle yine karşınızdayız. Bugün yine stüdyomuzda çok değerli, kıymetli konuklarımızla birlikteyiz. Türk Anneler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Sayın Zeki Sefer Bey ve yine Türk Anneler Derneği'nin değerli yönetim kurulu üyesi Nemin Akça ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Öncelikle tabii sizinle olmaktan biz büyük mutluluk Teşekkür duyuyoruz. ederim, sağ olun. Siz geldiğiniz zaman biz de şunu hissediyoruz. Mutlaka akabinde birileri de sizin aracılığınızla birilerine faydalı Evet, olabilecektir duygusunu inşallah, yaşıyoruz inşallah. sizi burada ağırladığımızda. Dileğimiz, Tabii çok güzel çalışmalar temennimiz. yapıyorsunuz. İşte Ramazan Evet. geçti, Kurban Bayramı geçti, okullar açıldı. Evet. Şöyle Evet. gündeminizde çok yoğundu. Yoğun, çok Ama yoğun. tabii bu işler bir Evet. günlük, bir aylık işler değil. Sizin yapmış olduğunuz Günaydın. 365 gün Evet. çalışma gerektiren işler. Bundan sonrası Evet. için neler Evet. yapacağız? Evet. Onları da değerlendirelim Ben istedim hemen. de tüm Balıkesir halkımıza günaydın, hayırlı günler, hayırlı kazançlar dileyerek başlıyorum. Malum bayramımız geçti. İşte bayramda gelen etlerimiz dağıldı. Mağdur ailelerimiz, üniversiteler başladı, çocuklarımızı aldık. Ama aldık, çocuklarımızı aldık da aldık ama sıkıntılarımız çok büyük. Çok fazla çocuk aldık bu sene. Çok mağdur ailelerimizin çocukları kazandı üniversiteleri. Çok güzel yerlere yerleştiler ama bu arada tabii burslar yükseldi biraz. Biraz daha yükselttik. Sıkıntı bize kaldı. Bayağı bir sıkıntıdayız burslar konusunda. Ben o konuyla ilgili zaten rica ettim. Kriz televizyonumuzdan yine konuk olalım diye. Halkımızın yardımlarını bekliyoruz. Sizlerin kanalıyla halkımızdan destek bekliyoruz. Özellikle burslara destek bekliyoruz. Gerçekten bu sene çok büyük bir meblağ. Her zaman bankada bloke etmek zorundayız. Çok büyük bir meblağ aylık ödüyoruz. Onun için ben tüm Balıkesirli halkımızın da duyarlı olduğuna ve duyarlı olacağına inanıyorum. Burslara destek bekliyorum. Bir çocuk alıp okutabilirler. Hanımefendilerin çok güzel günler ve gezmeler yaptıklarını biliyorum. Ben onlara yine biraz şeyde bu atıfta bulunmadan geçemeyeceğim. 10 Arasında tane da erkekler de seviyor. Onlar da hanımefendi, kahvelerde evet, geziyorlar Zeki 10 Hanım. tane hanımefendi birleşip bir çocuk alabilirler. Bu gayet onlar için mutluluk verici bir şey olabilir. Çocuğu onlara da verebiliriz. Yatırabilirler bursu, çocuğu tanıyabilirler de. Şu anda benim en büyük olayım burslar. Bugün katıldığım arkadaşım da çevreci arkadaşım. Çevreye değer veren, çevreyi çok Evet. önemseyen bir arkadaşım. Olarak. Dernek olarak biz her şeye duyarlıyız. Evet. Hepsine duyarlıyız. Çevreye duyarlıyız, sağlığa duyarlıyız. Sosyalleşme, ailenin eşyasına, ailenin tüm yardımlarına duyarlıyız. Bir aileyi baştan alıyoruz. Hani belki yeni baştan yaratamıyoruz ama ikinci elde olsa ben ona şöyle söyleyeyim. Baştan yaratıyoruz. Evinde hiç eşya yoksa evini dayayıp döşüyoruz. Ben o kadar çok kışa girerken sıkıntı çektim ki soba sıkıntısı. Tüm arkadaşlarımdan para topladım. Hepsinden. Ve gittik 6 tane mi 7 tane mi soba aldık. Bir öğretmen arkadaşımız var. Fen Lisesi'nden emekli sağ olsun Arife Hanım. Çok duyarlı bu işe. O da aramıza katıldı. O da geliyor. O da sosyal komitede çalışmak istedi. Sosyal komiteye girdi. Ben bunun için insanlarımızın duyarlılığına bugün olsun yarın olsun diye düşündüklerinden eminim ama biraz acele edip bizleri ziyaret edip 3 kuruş 5 kuruş bizim için hiç önemli değil. Önemli olan bir çocuğun birazcık yani okumasına katkıda bulunmaları. Çok önemli. Çocuk bakın şimdi ben örnek veriyorum. Bundan 4 yıl önce Fen Lisesi'nden mezun olan bir çocuğumuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Ve çocuk bu sene okulu bırakmak üzereyken çocuğu ulaştık dedik ki dondur. Sakın bırakma okulu. Ege Tıp Dördüncü bırakılacak bir okul Ege mu? Tıp. Evet. Bırakma okulu dondur. Dondur dedik. Ben şimdiden bir dahaki sene tıp fakültesi açılana kadar o çocuğa kaynak bulamasam herhalde kaykılıp giderim yani. Çünkü Orçun'a söz verdim. Sana kaynak bulacağım. Okulu sakın bırakma.
sakın okulu bırakma. Dördüncü sınıfa gelmek ve dördüncü sınıftan okul bırakılmaz yani. Bu bir de tıp olunca bırakılmaz. Dondurdu. Bu sene ders çalışacağım Zeki anne dedi. Öğretmeni zaten benim fen lisesinde damadımdı. O da ısrarla sakın Orçun bırakma okulu demiş. Şimdi ben Havran'a gideceğim. Telefonlarla olmuyor. Havran'da iş adamlarımız tanıdığım 3-5 zengin biliyorum. Bu peynircilerini, zeytincilerini. Diyeceğim bu çocuk sizin çocuğunuz. Bu çocuk Havranlı. Hepimizin çocuğu. Bu çocuğa yardım edeceksiniz ve bu çocuk bu tıp fakültesini okuyacak. Bir okulu kazanmak, belli bir yarıyı da geçmek başka, okulu terk etmek başka. Ben çok üzülüyorum. Yani buna diyorum, maddi durumu iyi olan insanlar gönlü razı geliyor mu acaba? Hani gönlü, işte. Gerçekten gönlü razı geliyor. Yani insan gördüğünü yaşıyor herhalde. Evet. Yani mesela siz dediniz ya günler, o günlerde evet. O sofralar... güzel şık insanları görünce hayatın gerçeği o gibi insanın algısına düşebiliyor. Görmeyince, göz duymayınca demek ki rahat edilebiliyor. Bir de yakın çevreyi görüyor, biliyor. Yani duyuruyoruz. Evet. Hemen hemen i̇şte, sağ ol. Sizin sayenizde, Karis Televizyonu'nun sayesinde ben hemen hemen ne bileyim ayda bir kere geliyorum buraya. Yani insanlara rica ediyorum. Gördüğüm herkese söylüyorum. Görüyorum bir Nazım geçen birine hemen hatırını sormadan bana para lazım, para ver diyorum. Yani artık sosyete dilencisi oldum ben. Gerçekten bir numaralı sosyete dilencisi. Beni gören Balıkesir'de artık yolunu değiştirecek eminim. Ama bir şey yapabilemiyorum ya, yapamıyorum, kıyamıyorum çocuklara. Bir okul nasıl kazanılıyor? Hepimizin çocukları var, hepimiz çocuk okuttuk. Nasıl kazanılıyor? Neden bırakılıyor? Neden terk ediliyor? Yani bu çocuklara bizler sahip çıkacağız. Yani her şey devletten beklenmez. Her şey devletten beklenmez, her şeyde devlet yetişemez ki zaten. Bu ülke bizim, bu vatan bizim. Biz bu ülkenin insanlarıyız. Beni hiçbir zaman dış ülkeler ilgilendirmiyor. Benim memleketim ilgilendiriyor. Benim bu Türk bayrağının dalgalandığı her yer ilgilendiriyor. Benim için Türk bayrağının dalgalandığı her yer benim memleketim. Benim ülkem burası. Ben canımı veririm bu ülkem adına. Ben o kadar... Yani memleketim için duyarlı bir insanım ya. Ya bu duyarlılık, ya paran varsa ya ne yapacaksın? Bunu kimse götürmüyor ki bir yere Ayşegül Hanım. Hiçbir yere götürmüyorsunuz bunu. Ben insanların evine iki tane çekyat, bir tane halı götürdüğüm zaman o insanın gözündeki mutluluğa bakıyorum. Ben o gece o kadar rahat uyuyorum ki. O kadar rahat uyuyorum. Bana dün birisi dedi ki. Ben bir Mermer'e gittim. Söylemeyeceğim adını, hani olmuyor, şeye giriyor. Dedi Zekiye teyze yeter artık otur ya. Dedim ki sana ne benim oturmam oturmamam, aşk olsun dedim. Kırıldım dedim. Niye oturayım yani? Oturup da ne yapacağım? Ha ben yaşlandım artık, oturayım ne zaman ölürsem de ölürüm diye bekleyeyim mi? Ya gücüm yetiyor. Yapabiliyorsam, organize edebiliyorsam, belki eskisi kadar gücüm yok ama Allah'a şükür iyiyim. Neden oturayım? Ha evde oturayım, ondan sonra çocuklara dalmaya başlayayım. Gelinlere karışayım, damatlara karışayım. Onu da kimse istemeyeceğine göre. Geliyoruz, gidiyoruz. Ben arkadaşlarımla mutluyum. Arkadaşlarım bazen benden şikayetçi de olsalar yapacakları bir şey yok. Yani yapacakları hiçbir şey yok. Biraz çevrecime şey vereyim, söz vereyim. Ben bitmez biliyorsun. Bana ne bir saat ne iki tabii, saat yeter. Sizin esas hani evet. Var olma nedeniniz tabii ki okuyan öğrencilere destek olmak evet. Ama evet. Tabii çok anne olunca bizim. Çok yönlü bakmak gerekiyor çok, mevzulara. Evet, hiçbir şeyi bir diğerinden ayıramıyorsunuz. Evet. Çevre konusunda siz özellikle Balıkesir'in yeşillenmesi, ağaçlanması evet. Konusunda da güzel adımlarınız elimizden var. Elimizden geldiği kadar. Evet. Ben öncelikle sevgili Balıkesirli hemşehrilerime iyi günler diliyorum. Sizlere de bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ayşegül Hanım biliyorsunuz derneğimiz her zaman her konuya açık. Bizim çalışmalarımız çok yönlü. Bunun içinde bir de çevre komitemiz var. Çevre günümüzde çok önem kazanmış bir bilim dalı haline geldi. Tabii bunun içinde hava, su, hepsi var atmosferde olan, bütün sanayi atıklarından dolayı olan atıklar var. Ama biz Anneler Derneği olarak ancak bir ağaçlandırma konusunda katkıda oluyoruz. Ağaçlandırma olarak şu güne kadar 10 tane ağaçlandırma sahamız oldu.
Bununla da gurur duyuyoruz. Evet. Hele 2 yıl önce en büyük bir ağaçlandırmamız 2000 fidanla evet. Susurluk civarında yaptık. Bunlar artık bizim çocuklarımız gibi. İnanın yağmur yağdı mı sanki çocuklarımız doyuyor hissine kapılıyorum. O kadar gördükçe hoşumuza gidiyor. Şu Edremit yolunda bir ağaçlandırma yaptık. Şimdi oraya bir çeşme düşünüyoruz. İnşallah. O çevre halkının gelip orada bir piknik, bir banklar da koyabiliriz oralara. Bir piknik alanı olabilir diye düşünüyoruz. Ağaçlar büyüdü artık. Ağaçlar büyüdü. Keyif sürecek. Evet. Hakikaten öyle oldu. Hakikaten Edremit yolunda askerlik şubesinin arkasında geçerken görürsünüz belki. Bunlar bizim için güzel şeyler. Bunun yanı sıra bizi rahatsız eden bu sigara izmaritleri. Bir parka gidiyoruz inanın. O bankların çekirdek kabukları. Defalarca ikaz etsen de gençleri. Onun için diyorum ki bu çevreyi çocukluk çağında, ailede, okulda ve daha sonra. Şimdi üniversitemizde de bir çevre bölümü var. Bunlar güzel şeyler ama en başı ailede verilmesini. Daha eğitim, güzel olacak. Eğitim ailede başlıyor zaten. Nasıl ki doğru. Bir trafik kurallarını çocuklarımıza anlatıyorsak evet. Bunu da evet. Vermemiz gerektiğini inanıyorum. Tabii. Sonradan alışkanlıklar yani çocukta alınan alışkanlıklar gibi olmuyor maalesef. Evet. Bir de bizim şehrimizin tabii büyük şehir olma yolunda hızla evet. ilerliyor. Yani sonuçta bu sanayimizle, sanayi de içine alarak büyük bir çevre konusu aslında. Tabii biz anneler olarak sırf ağaçlandırmaya yöneldik. Tabii. Ya bu işi zaten Tema Vakfı da yapıyor da. Tema Vakfı Balıkesir'de çok canlı değil. Ya biz bilmiyoruz ya biz bir türlü bir araya gelemiyoruz. Yani Tema Vakfı'nın ben mesela bir örneğini şeye git bir bölge toplantısına gittiğimizde Kahramanmaraş'ta bizi davet ettiler gördüm. Yani bizlerden daha çok çalışıyorlar. Yani biz hani dernek olarak ben çok gerilerde çalıştığımızı hiçbir zaman düşünmüyorum. Evet, çünkü yani. Biz dernek olarak günün mesai saati dahilinde tüm gün çalışıyoruz. Tabii yani gidin birçok derneği telefon edersiniz gelir açarlar yani değil mi? Evet. Haftanın günü açarlar vesaire. Evet. Öyle. 6'da gittiğimiz, 7'de gittiğimiz zamanlar oluyor. Hele şimdi giysi, o kadar giysi fazlalığı oldu ki bu ilçelerimizin daha köylerine gönderiyorum. Şube şeylerle tanıştık. Şantiye şefleriyle. Sındırgı, Dursun Bey, İvrindi, şantiye şefleriyle tanıştırdı beni özel idarede şube müdürü bir oğlumuz. Şantiye şeflerimizi arıyorum, geliyor alıyor, köyleri belirliyor, dağ köylerini, giysileri gönderiyor, muhtarlıklarda dağılıyor. Bizim bu çok hoşumuza gidiyor. Yani Balıkesir'e ben yaklaşık 22 yıllık derneğiz, 22 yıldan, 23 yıldan beri vere vere artık giysi vere vere dedim yok artık. Bunu öğrencilere olanları ayırın, onun dışındakileri gönderelim gitsin. Köylerdeki vatandaşımız çok güzel kot pantolonları, çok güzel kabanlar, çok güzel paltolar. Bir kısmını ayırıyoruz, öğrencilerimize veriyoruz. Mümkün olduğunca öğrenciye yeni vermeye çalışıyoruz. Hani gençtir, delikanlıdır, ikinci el vermeyi düşünmeyelim. Ama bebek giysilerini birçoğuna ayırıyoruz çünkü birçok hamilemiz var. Veremeyecek, alamayacak durumda olanlar var, onlara veriyoruz. Bunun için ayrı bir komitemiz var. Giysi yani, ayrı. Yani, Nevin Hanım'ın, evet Nevin Hanım'ın bir de dikiş komitesinde görev aldı. Orada çalışıyor. Dikiş komitemiz var. İşte günümüzde işte masa örtüleri, runnerlar, önlükler, havlular, yastık kılıfları gibi bir şeyler yani, yapıp 3-5 kuruş derneğe gelir sağlamak için. Bunlar var. Evet. Hı. Çevremiz var. Hastaneyle ilgilenen bir arkadaşımız var. Sosyal çevremiz çok faal. O zaten onun bütün mağdur olan aileleri baştan aşağıya dinleyip eşyaysa eşyaya, eşyayı taşıyan bir arkadaşım var. Bir daha geldiğimde onu götüreceğim. Evleri birebir görüyor. Evlerin içine kadar giriyor. Evlerde insanları tanıyor. Nelere ihtiyaçları var, ne durumdalar onları çok güzel anlatabilecek. Bir dahaki kısmet olursa o zaman uydu da varmış. Daha çok coşarım ben konuyu. İnşallah. Onun için şaka yapıyorum. Arkadaşım da anlatsın istiyorum evleri bir bir. Nelerle karşılaşıyor, neler var. Şu anda
Malumunuz sığınma evlerindeki annelerimiz var. Annelerimiz birer birer günü dolan oradan çıkıyor. Sudan çıkmış bir balık gibi işte geliyor. Zeki anne, ben ev tutuyorum ama benim hiçbir şeyim yok. Hiçbir tane bir şeyim. Ne çocuğumun bir üstüne giydireceğim bir şeyim var, ne de bir ev eşyam var. Hemen öncelikle onları alıyoruz gündeme. Onların evini dayayıp döşüyoruz. Şimdi mesela bir kızımız vardı, onu dayadık, döşedik evini Sultan'ın. İkiz çocukları var. Çocuklarını kreşe verdi, kendi de çalışıyor. İşte günlük işlere gidiyor, o da güzel bir şey. Şimdi iki tane kızımız, birer çocuğu var, ikisi bir arada ev tutuyorlar. Şimdi bu hemen eşya bulduğumuz an onun evini dayayıp döşeyeceğiz. Yani kilim, halı, perde, onlar bana çok lazım oluyor. Özellikle yatak, çekyat. Yani ben diyorum ki bunları bodrum katlarına indirmeyin. Hiçbir işinize yaramaz, bodrum katlarına doldurmayın. Sobalarınızı bodrum katlarında çürümeye terk etmeyin. Buzdolabınız varsa, çamaşır makineniz varsa bunu yazlığa götürürüm demeyin. Verin bir Allah rızası için bir mağdura, ondan faydalansın yani. Bu duran elektronikler zamanla bozuluyor zaten. Yani elektronik bütün her şey. Televizyonlara ihtiyacımız var, istiyor, çocuklar istiyor. Anne istemese sobalara ihtiyacımız var, halılara var, yataklara var. Yani her şeye ihtiyacımız var. Her şeyi alalım ama ben öncelikli olarak halkımızdan şunu rica ediyorum. Eşya veren vatandaşımız kim olursa olsun, şayet maddi durumu iyi ise lütfen bize yüklemede veya taşımada yardımcı olsun. Lütfen rica ediyorum. 3-5 kuruş verirse o onun hayrı olacaktır. Çok zorlanıyoruz. Araba tutmakta zorlanıyoruz. Para ödemekte yani Allah razı olsun Sayın Valim başta olmak üzere çok çok Sayın Valim'in çok bu konuda desteklerini görüyorum. Ben kendisine saygılar sunuyorum. Bilmiyorum yani çok destek görüyorum Valim'den. Bu bizi çok çünkü aşıyor. Eşya olayı bizi aşıyor. Ben eşya öyle oluyor ki haftada 3 gün eşya alıyorum. Nereden baksanız 300 liradan bir yekün tutuyor. Bunu da öğrenci bursundan maalesef ödeyemem. Ödeyemiyorum da zaten. Bunlar beni işte bu konularda Sayın Valim sağ olsun bize destek veriyor. Eşyaları işte alabiliyoruz. Ama buna halkımız da duyarlı olsa vatandaşımız da vatandaşımız dediği gün alırız eşyayı. Ama maalesef dediği gün alamıyoruz. Araba bulmak, araba ayarlamak, bunun yükleyicisini ayarlamak bunlar çok önemli şeyler. Ve arkadaşım bunu Refiye Hanım yapıyor, çok zorlanıyor. Bazen öyle oluyor ki birbirimize giriyoruz. Artık bunalıyor, geliyor. Ben de diyorum bu işi yapıyorsun, yapacaksın artık. Ya mecbur yapacaksın, mecburmuş gibi. Bu gerçi gönül işi bunlar. Bizim yaptığımız her şey gönül işi. Hı hı. Bizim yaptığımız, bizim bir şeyimiz yok yani. Evet. Hemen alınsın eşya hemen istiyor. Hemen alınsın diyor. Hemen bugün orada alın. Biraz zorluk oluyor bugün tabii ki. Bugün benim hazırda arabam yok ki. Evet. Evini boşaltıyor hani mesela yeni bir şey geliyor falan bir kenara çıkarıyor hemen. Önce evet. O biraz gitti. Sıkıntı oluyor. Ya çok önemli bizim için. Çocuklar önemli, bebekler önemli. Yemek komitemiz var Münevver Hanım. İşte yazık bu sene yine Münevver Tarhana. Hanım tarhanalar yaptı, reçeller yaptı. Satıyoruz. Yani düşünün arz bir de dernekte satıcılık, esnaflık da yapıyoruz. Tarhananız da var mı? Var, tarhanamız var, güzel. Reçelimiz var. Tarhanamız var, reçelimiz güzel. Yufka yaptık, onları bitirdik. Çok güzel. Turşular yapıyordunuz diye bir şeyler. Yaptık, onları hep yaptık bu sene. Yufka yaptık. Yufka. Yufka hemen o gün satıldı. O gün aynı gün satıldı. Ama bunlar bize işte 3-5 kuruş... Gelir sağlayalım hepsi, çocuklarımıza. Damlaya. Hepsi tabii, çocuklarımız için. Bütün komiteler çocuklara. Ben de öğrenci ilk sırayı aldı artık Ayşegül evet. Hanım. Hı-hı. Öğrenci birinci sırada. Çünkü Hı-hı. bu sene biliyorum esas ki. Esas çünkü gerçekten amacınız da o değil eğitim. Mi? Eğitim. Gitmeyip okulunu eğitim. Dondurup üniversiteye kaydını yaptırdıktan sonra gidemeyen öğrencilerim var. Ve bunlar beni çok üzüyor. Bu ben çok. Diyor ki. Devlet şimdi hiç ayırmaksızın veriyor. Herkes burs alabiliyor. Herkes burs alıyor ama nereden baksan devletin de hani bir bütçesine göre 280 lira gibi bir burs, 300 lira gibi bir burs veriyor ama 300 lira değil ki bir öğrencinin eğitimi. Bir öğrencinin eğitimi ayda 1 milyar. Tabii. 1 milyar.
Tabii. Yani bir memur maaşından fazla bir gideri vardır bir şeyin öğrencinin. Hani kolay değil. Şehirlerde hele çok zor. Benim öğrencim bana diyor ki senin yatırdığın işte 150 lira benim yemek param. E oğlum 150 liralık mı bir ayda yemek yiyorsun? Ama bir simitle idare ediyorum işte. O zaman benim var ya inan böyle yüreğime sanki diyorum Allah'ım ya Rabbim ne olur bir yerden bir bizim de bir bize de bir yerden bir para gelse de biz onları hepsini öğrencilerin üstüne yatırsak. Öğrencilere versek. Evet. Ve o öğrenci de oh be ne güzel rahat rahat okuyorum diyebilse. Burada aileye de söyleyecek bir şey yok. Aile asgari ücretle geçinen bir aile ise ki çok çok fazla zorunlu olmadan asgari ücret alanı bile alamıyoruz. Hiç gelir olmayanı alıyoruz. Evet en... Yani mümkün olduğunca ama yani bir elektrik mi yok evde, bir su mu yok, bir kira mı yok? Zaten evi barkı olandan bizde yok öyle bir çocuk. Bende 100 tane çocuk var. Ben 10 tane saysam çıkmaz evi olan. Evet. Ama ben buradan hanımlara, yeni hanımlara çok iş düşüyor. Çok şeyler yapabilirler. Özellikle hiç dışarı çıkmayan ve kendine gün sayıp, gezme sayıp her gün hayatını bu tür şeylere adayan hanımlara çok iş düşüyor. Çok şeyler yapabilirler. Çok şeyler yapabilirler. Aman sendecilik hiç bize yakışmıyor. Evet. Hiç Türk kadınına, Ulu Önder Atatürk'ün ben Türk kadınına çok güveniyorum, analarımıza dediğini hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Ve hiç yakışmıyor bize. Evde oturup 10 çeşit pasta yapıp insanları doyurmak yerine o pastanın parasını öğrenciye verse 10 tane öğrenci okul otur, 20 tane öğrenci okuturlar. İşte onu bir bunu, tatmaları lazım. Evet, o duyguyu benimseyebilseler. Bunu bir benimseseler yani. Evet. Tabii. Benimseyebilseler. Ben rica ediyorum ya bırakın şu yani bırakın bir çayla bir simit yeter. Yani yapmayın bu kadar masraf. Verin alın bir çocuk. Ben size çocuk vereyim. Ya ben de değilim konu. Anneler Derneği de değil. Burada bütün derneklerimiz çocuk okutuyor. Atatürk'ü düşünce okutuyor. Çağdaş Yaşam okutuyor. Hepsi okutuyor. Yani bu dernek bu tür yardımsevenleri okutuyor. Yani ben illa da efendim sadece Anneler Derneği yok Balıkesir'de. Bir sürü dernek var Balıkesir'de. Ben bencilik yapmak istemiyorum. Bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Bütün arkadaşlarım var güçleriyle çalışan kimseler hepsi derneklerde bir fiil çalışıyorlar ve hepsi ben inanıyorum hepimiz biriz. Hepimiz tabii aynı şey için varız. Hepimiz aynı amaç amaçta. Için. Evet. Aynı amaçla çalışıyoruz. Evet. Onu da tabii kesinlikle hiçbir şüphemiz yok. Hani evet. Aynı bir annenin evin içerisindeki evlatlarının hassasiyeti gibi siz de şehrimizdeki insanımıza, evet, öğrencimize o hassasiyeti gidiyorsunuz. Onun tabii evet, herkes bilincinde ve farkında. Hepimiz içinde tabii bir takım duygular var. Ama zaman zaman unutuyoruz o duygularımızı hayatın yoğun akışı içerisinde belki. Ara sıra da böyle hatırlatmak gerekiyor. Sizlerin de evet, bu anlamda katkısı büyük biraz oluyor. Son yıllarda benim çocukluk yıllarım, genç kızlık yıllarım, çalışma hayatım bir hani zincirleme geldiğine baktığımızda son yıllarda çok bencilleştik yani. Ben bunu açık açık gördüğüm arkadaşıma, akrabama, gördüğüm herkese söylüyoruz ve biz bunu zaman zaman dernekte paylaşıyoruz. Hani böyle şeye geldiğimiz zaman da paylaşıyoruz. Ya deyin şöyle söyleyelim. Bir faaliyet yapıyorsunuz. Geleceksin orada karnını doyuracaksın. Bir yemeğe gittiğin zaman bir yemekten belli bir ücret ödemeden kalkamıyorsun oradan. Belli bir para veriyorsun. Biz de bir faaliyet yapıyoruz. Bu faaliyette belli ki söz konusu birime, söz konusu faaliyet yaptığımız yere belli bir para ödüyoruz. Ve size bir sürü imkanlar, karnınızı doyuruyorsunuz orada. Diyor ki bu bilet ne kadar pahalı. Bunun zaten yarısını sen yemeğe vereceksin. Farz edin yarısı da ne olur, yarısı da geçsin çocuklara verilecek. O çocuklar için bu faaliyet, öğrenciler için. Senin memleketinin, bizim ülkemizin çocuğu için. Ben burada insanları ikiye, üçe, dörde, beşe ayırmıyorum.
Bize gelen mülteci çocuklarımız da, onlar da çocuk. Onlar da bizim Allah'ımız bir. Biz yani Müslüman veya ne olursan ol. Tabii. Aynı dünyanın. İnsanız. Bir insanlık, tabii ki. Tabii. Ben o çocukları da ayağı çıplaksa o çocuğu da giydirmeden gönderemem. Ben çocuğa kıyamam. Çocuk hak etmiyor çünkü. Aklı ermiyor, bir şey etmiyor. Verirsen yiyor. Vermezsen bakıyor. Döversen de oturuyor, ağlıyor. Yani böyle bir şey var mı? Biz yani bütün anneler bu duyarlılığı göstermesi lazım. Yani ben bazen oturup düşünüyorum. Diyorum ki insanlar duyarlıydı. Neden böyle oldu? Niye duyarsızlaştık? Neden kendimizi düşünür hale geldik? Neden acaba? Bırakın siyasiler siyaset yapıyor. O geliyor, öbürü gidiyor, o kazanıyor, o ülkemizi birileri idare ediyor. Çok şükür, güzel, bizim ülkemiz güzel. Bizim insanımız duyarlı, bizim insanımız akıllı. Bir ülkelerinin hiçbir zaman bir yerlere gitmesine, bir şeyler olmasına asla biz bir anda savaş oldu mu hepimiz kılıç kullanırız. Hepimiz kalkan oluruz. Kadınlar çocukların önünde durur. Analar çocuklarını korur. Ya bu duyarlılığı niye gösteremiyoruz? Ben Balıkesir ilinde sadece annelerimizin, bayanlarımızın, kadınlarımızın, sadece kadınlarımızın 100 tane çocuk okutacak kapasitede olan analarımızın olduğunu biliyorum. Neden hiç duyarlı değiliz? Yani niye duyarlılık göstermiyoruz? Ya beni bırakın. Zekiye Hanım'ı sevmeyebilirsiniz. Sevmek zorunda değil ki beni herkes. Ya burada öbür arkadaşım var, birisi var, diğer var, diğer dernekler var. Ama bunlar hepsi öğrenci için, hepsi vatan için, hepsi millet için varlar. Yani dernekler. Aman işin yok senin de. Her gün derneğe gidiyorsun. Peki senin ne işin var? Gece sabaha kadar okey oynuyorsun bilgisayarda. Bu mudur yani? Evet. Ama yani bu mudur Ayşegül Hanım? Sabaha kadar okey oynuyor ve biliyorum hepsini de. Ondan sonra geliyor bana ahkam kesiyor. Bir işe yaramadan bilgisayarda okey oluyor. Eleştirmek kenarda oturanların lüksüdür derler. Yani aynen evet. Öyle. Sonuçta birileri yapacak, birileri de kenardan bakacak, yalkışlayacak ya da hasetlik yapıp eleştirecek. Aynen öyle. Bana zaten çok kızıyorlar günlerimize falan karışıyor diye ama varsın canları sağ olsun. Evet. Kızsınlar. Yani şimdi dünya hali kimse için sabitlenmiş değil. Herkes evet. için bir iniş bir çıkış var. Keşke her şey olduğu gibi güzel, güllük gülistanlık olsa ama evet. Bugün yanında olmadığı o işin belki bir gün ihtiyaç tarafında olabilir insanımız. Hiç tabii belli ki. Mi? Tabii o mülteci diyorsunuz. Onların ne günahı var? Mesela Suriye politikalarını vesaire falan dediğiniz gibi siyasettir. Onları bir kenara atalım ama orada düzgün insanlar, işine gücüne gidip gelen insanlar... Evet. 2,5 yıldır düşünün orada bir şey var. Hayatınızın değiştiğini düşünün. Bir anda göçe zorlandığınızı, ya canınız ya da malınız bir şekilde tehdit altında gideceksiniz, birilerine sığınacaksınız. Biz sığınmadığımızın şükrü olarak bile yardım etmemiz lazım yani, değil mi? Hani evet. Bu konumda aynen. olmadığımızın yardımını yapmamız lazım. Dünya hali hiç kimse bilinmez hani, değil mi? Neler geliyor, neler geçiyor, kimseye de kalmıyor. Ama yaptığınız sizinle giden bir şey. Onun için o hani eleştirenler o hallerini yaşayabilmenin şükrü için de bir şeylere destek ya, olmalı diye düşünüyorum hepimiz ben. Hepimiz aynı duruma düşebiliriz. O tabii. Bu ben bugün ben bugün iyiyim de efendim benim durumum iyi. Onu Allah biliyor. Şimdi kaç tane iş yeri yani, battı Balıkesir'de? Kaç tane evet, iş yerin batınca işsiz kalan insan oldu? İnsan yani bunlar şeylere, ekonomik rakamlara da yansıyan şeyler. Sonuçta bu iş yeri batınca bir oyunun bitmesi gibi olmuyor. Evet. Hayat devam ediyor. Aynen insanlar öyle. İçin nasıl devam ediyor, aynen değil mi? Aynen öyle. Ya yani şimdi çok duyarlı, Balıkesir'de benim çok duyarlı evlatlarım var. Adlarını vermemi istemedikleri için isim zaten vermiyorum. Ama çok duyarlı evlatlarım var. Bu onların örnekleri. Ne bileyim ne diyeyim yani, bunlar birer örnekler. Evet. Çok duyarlı evlatlarım var. Ben gittiğim zaman kapısına, oğlum şu işte bugün öğrenci İstanbul'a gidiyor. Telefon ediyorum, bunu verebilir misin? Tamam Zekiye teyze, gönder vereyim. İşte şu annenin şuna ihtiyacı var. Tamam hemen sen onu karşıla, hemen ben gönderiyorum. Bunu diyenler de var. Ama bunun dışında benim sözlerim mesela... Şelale hocamın ben buradan ellerini öpüyorum. Yani ben sıkıldığım anda
bilemiyorum, canım sıkıldı, bir zorlukta kaldığım anda imdadıma yetişiyor, yardım ediyor. Ben buradan sizden de rica ediyorum, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Mart ayı geldiği zaman inşallah buradan Mart ayında, tabii Mart ayı çok yoğun bu sene, yerel seçimlerimiz var. Ben buradan bütün siyasi partileri tebrik ediyorum. Yolları açık olsun diyorum. Hayırlı olanlar. Tebrik etmeyin şimdiden. Evet, kadına evet. yönelik, çocuklara, evet. Öğrenciye yönelik projeleri kimse onlara evet. oy vereceğiz deyin yani. Bence de öyle değil şimdiden. Şimdi o işine girmeyelim. Biz derneğiz. Bizi tabii. siyaset üstü bizi ilgilendirmiyor. Ama tabii ki onlar bizim çünkü çocuklarımız. Belediye seçimi bu. Belediyelerin çocuklarımız, esas evet. görevleri içerisinde bu diyorum sosyal ya, yerel seçimler. Neyse. Bana para verecek olan da kazanır. Allah yolunu açık etsin. Evet, yolunu açık etsin. Evet, tabii ki. Hep beraber, ülke bizim, vatan bizim, bu güzellikler bizim. Evet. Ben Ankara'da şöyle bir şey duydum. Bir hanımefendi dedi ki bana Ankara'da. Biz dedi şöyle bir şey duyuyoruz dedi. Bu lokma kuyruğundalar aynı zamanda. Balıkesir'in pazarları çok güzelmiş değil mi dedi. Öyle bir gururlandım ki, ay dedim evet dedim, gerçekten dedim. Hiçbir ilimizde dedim Balıkesir'in pazarları yoktur dedim. Hı. Harikadır Balıkesir'in pazarları falan dedim. Böyle bir gururlandım. Onun için tüm siyasi partilerimize güzel seçimler, hayırlı seçimler, güzel, şenlikli. Birlik, beraberlik içinde seçimler diliyorum inşallah. Hayırlı olan gelsin. Biraz da bize para verecek olanlar. Tabii. Benim artık bugün tam şeyim para. Bir reklaması evet. verin isterseniz. Bayağı oldu. Geçtik reklamları. Değerli izleyicilerimiz, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Evet, hemen. Birinde Aralık 1 pazar günü brunchımız var. Bekliyorum. Evet. Değirmen'de beklerim, memnun olurum. Gelirseniz şeyde, Değirmen'de, Teloğlu Değirmen'de şeyimiz var, brunchımız var ayın birinde. Bu yardım amaçlı. Yardım amaçlı. Öğrenci. Bizim hedefimiz tek şu anda bu sene, dediğim gibi bizim vermiş olduğumuz burslar bu sene ikiye katlandı. Çok evet. çocuk aldık. Bu çocukları da aldık, şöyle aldık. Çocuk geldiği zaman bize ben herhalde okula gidemeyeceğim. Dondurmak zorundayım çünkü ailemin bana katkıda bulunamayacak dedikleri çocuklar. Kimisini İstanbul'a verdim, Balıkesirli olup orada ikamet edenlere verdim. Kimisini işte Nevin Hanım'ın arkadaşları, çok Balıkesir'in yerli köklü ailelerinden. Onlara hadi ben bir öğrenci alayım diyen iki öğrenci alayım, üç yaptık. Üç öğrenci verdiğim benim hanımlar var burada Balıkesir'de. Duyarlı yok diyecek kadar, hani demeyeyim, duyarlı annelerimiz çok var. Allah onlardan razı olsun. Amin, onların hayrıyla, bereketiyle evet, gidiyor belki evet. bazı işler değil İstanbul'da, mi? İstanbul'da iki tane Balıkesir'in yerlisi hanımlarımız var, Balıkesirliler. Onlara iki çocuk verdim. Yani bu sene çocukları böyle dağıttım, hani verebildiğim yerler var ama sadece bu verdiğimiz çocukların dışındaki çocuklarımıza ayda büyük yüksek bir 8.000 gibi bir meblağ her ay İş Bankası'nda ödemelerimizin dışında blok halinde durması lazım. Yani ki burslar muntazam evet. olarak ödensin. Onlar da size güveniyorlar. Evet. Buradan bu kadarlık bir açlık gelecek. Hemen arıyor Ayşegül Hanım. Bir iki gün sonra arıyor. Zeki anne veya öğretmenim Semra hocam, niye bursumuz yatmadı? Niye yatmadı? Bizde herkesin görevi ayrı ve görevini de Semra Hanım çocuklara tamamen öğrenci odaklı çalışıyor. Muhalle Hanım, Nursel Hanım, Arife Hanım tamamen sosyal komite, fakir annelerimize, yoksul annelerimize. Ben hani fakir kelimesini çok da şey yapmıyorum. Yoksul, yardıma muhtaç ailelerimize yönelik çalışıyor. Nevin Hanım çevre, dikiş, yemek ağırlıklı çalışıyor. Münevver Hanım, Yüksel Hanım dikiş, işte Ayşe Hanım yemek komitesinde yine. Muhalle Hanım'ın zaten aynı zamanda muhasip, diğer arkadaşım Nursel Hanım sekreter, Arife Hanım aralarına yeni girdi. Ben bildiğiniz gibi Tellioğlu ikinci başkan, Gülsen Hanım. Ve bizde bütün annelerimizin ayrı ayrı, Refiye Hanım eşya konulu çalışıyor, eşya ağırlıklı çalışıyor. Gülten İnegöllü aynı şekilde. Gülten Hanım kendi gücü yettiğince
ayrı olarak çocuk alıyor. Yani çocukları çok seviyor. Kendi çocuklarla birlik olsun, onları arada bir kahvaltıya alsın, evinde ağırlasın diye Gülten Hanım çocukları alıyor. O şekilde çalışıyor. Bizde herkes bir şeyler yapıyor. Herkes, ama bende çalışan arkadaşlarımdan çevremiz ağırdır bizim. O çevre haftasında bir fiil, hani nereyi ağaçlandırsak, ne yapsak, nereyi ne yap, hiçbir şey bulamasak Hasan Baba'da saksılara çiçek dikiyoruz. Yani hiçbir şey, evet. panel yaptık bir defa, onu bir da defa. Güzeldi. Bir daha düşünüyoruz inşallah. Bizde herkesin bir görevi var ama en ağır komitem benim. Sosyal yardımlaşma. Yani evet. Muhalle Hanımların evet. Gerçekten ağır. Çünkü her gün, her an, her saniye dernekte bir ağlayanla. Benim şu anda dernekte iki tane annem var. Biri Semra'ydı değil mi onun adı? Biri Semra, biri Feride. Aysel'in dışında, Aysel bize yardım eden, bizle beraber çalışıp hani cebimizden 3-5 kuruş verdiğimiz bir kızımız. Bir diğer iki annemiz de bizde terapi görüyor. Sabah geliyorlar derneğe, yardım etme amaçlı ve akşama kadar dernekte mutlular. Aramızda mutlular. İkisi de psikolojik hasta yani. İkisinin de psikolojik sorunları var. Psikolojik, terapi öyle. Terapi bir yerde de terapiler. Evet, tabii herkesin böyle bir tarafa ihtiyacı var değil mi? İnsanoğlu sadece kendisi için olan değil, toplumsal bir varlık. Yani toplumun tarafında bir kanayan taraf varsa, ona duyarsız kalıyorsa, o da ona aslında mutsuzluk getiriyor sonrasında değil mi? Onlar bizim kızlarımız. Şimdi biz mutlu onlar olan mutlu. İnsanlara baktıkça mutlu oluruz, yoksa mutlu ağlayan var. İnsanlara baktıkça mutlu oluruz değil mi? Mutlular. Etrafımızda mutlu insanlar gördükçe mutlular. Bizler de iyi çok olacağız. Çok mutlular. Sağlığa benim karşı da yani duyarlıyız. Bankacı kardeşim var. Allah razı olsun ondan, Nusret Bey. Emekli. Ve iki tane çocuk verdik bu sene ona. Hatta bir tanesinin işte bir kızımızın annesi bizde. Bayağı psikolojik tedavi görüyor. Bayağı bir ağır bir tedavi görüyor. Yani kızı Ege Üniversitesi psikolojik danışmanlık ve rehberliği kazandı. Onu da Nusret Bey'e verdim sağ olsun. Kendi kızı gibi, evladı gibi, o da onu Nusret Baba diye arıyor. Bunlar bizleri mutlu ediyor. Ve dün bana annesi diyor ki, ben buraya geldiğim zaman diyor, eve gidince diyor, ne kadar bana diyor, bağırsa çağırsa eşim ve üvey oğlum diyor, üvey oğlu var. Ne kadar bağırsa diyor bana, çağırsa diyor, etkilenmiyorum. Çünkü ben burada diyor, moral bulup gittiğim için diyor çok iyi. Ama eskiden diyor, ben de onlara bağırıp çağırıyordum diyor. Ve birbirimize giriyorduk. Şimdi hiç diyor birbirimize girmiyoruz. Çok güzel diyor, güzel geçinip gidiyoruz. Oğlumla da diyor ve kızımla da diyor. Hiç etkilenmiyorum. Onları kendi çocuklarımdan zaten ben ayırmıyorum ama diyor. Çok üstüme gelindiğinde Zeki anne çok kötü oluyorum diyor. Çok fena oluyorum diyor. Ama şimdi diyor burada ben diyor moral depolayıp gidiyorum diyor. Hani ben bazen çok biraz sıkıntılıyım. Ayak altında çok fazla dolaşmalardan rahatsız oluyorum ama biraz bakıyorum şöyle, bu mutlu diyorum burada. Ne yapabilirim? Yiyor, içiyor, oturuyor, yardım ediyor. Gelen eşyaları ayırmaya yardım ediyor. Pınar'ımız var mesela, genç kız. Genç kızım biliyorsunuz bizim gibi yaşlı hanımlara tahammül etmesi biraz zor. Pınar Hanım var, Süheyla Hanım var. Bunlar Necla Hanım, Ümran Hanım, işte Gülün Hanım. Ben dernek arkadaşlarımı bir bütün olarak kabul ediyorum. Hiçbirini ayıramıyorum. Münevver Hanım, Yüksel Hanım, bunlar hepsi bir bütün. Pınar Hanım sosyal komitenin sırf giysi için, ama Pınar Hanım bu işi ele aldıktan sonra mesela dolaplarımız daha bir düzgün, daha bir içinden gelerek gidiyor aşağıya hiç üşenmeden o insanlara giysi veriyor. O insanları tepeden tırnağa giydiriyor. Hiç of demeden akşama kadar o ayaklarına kara sular iniyor. Bu sene yazın zaten o da erzak dağıttı. Refiyem erzak da bu sene 4 kişi çalıştı. Bir fiil. Sayın Valimiz bize bir araba sağ olsun temin etti, verdi. O arabanın sayesinde de erzaklarımızı daha bir kolay dağıttık. Mahalle mahalle çıkıldığı için biz de erzaklara daha bir kolay dağıttık. Yani herkes bize destek veriyor. Benim yönetim kurulum, ben o konuda çok şanslıyım zaten. Biz asil yedek demeden çalışıyoruz. Bizde asili yedeği öyle bir şey yok. Herkes çalışıyor bizde çünkü. Ben de onlara saygı duyuyorum. Her şeyden önce bana tahammül ediyorlar. Yani o en büyük şey o zaten, bana tahammül etmek. Onun için güzel çalışıyoruz.
birlik beraberlik içinde bazen barışıyoruz, bazen işte öyle geçinip gidiyoruz. Sonuçta işin yani, yürümesi ve evet, sonuca ulaşması önemli. Tabii, yani tabii. Sonuçta insanlar, tabii öyle, hani gönüllü gelen insanlar sonuçta oraya herkes birisine katkıda bulunabilir miyim? Evet. Gönüllülüğü içerisinde evet, geliyor. Tabii ki bir şekilde tecrübesi olan, daha yeni olana yardımcı olacak. Yani. Organizasyonu iyi yapan diğerine katkı sağlayacak. Sizin de yüreğinizin temizliği, ne için mücadele verdiğinizi herkes bildiği için ben inanıyorum kimseye de dokunmuyordur sizin sözünüz. Bir de öğrencilerimizin yani böyle özel günlerde dönüp bizleri aramaları, onlar da bizi çok mutlu ediyor. Tabii tabii. Onlar da var, bir de onlar var yani, araması. Çok güzel bir yeni şey. Yeni üyeleriniz var mı? Böyle i̇şte zaman yeni yeni var. Şimdi birkaç arkadaşımız daha geleceğini söyledi. Üye olacağını söyledi. Şimdi son yıllarda, ilk yıllardaki kadar derneklere artık çok şey yapan hanımlar kalmadı. Biraz da şöyle, çocukları küçük olanlar zaten çocuklarıyla bir fiil ilgileniyorlar. Çocuklar artık yarış atı gibi biliyorsunuz. Öğretmen geliyor, bir öğretmen giriyor, bir öğretmen çıkıyor. Anne çocuğu okula götürüyor, anne çocuğu okulda bekliyor. Çok fazlası yani belli, artık torunlar olmaya başladığında derneklere, bizim gibi artık iyice yaşlanmışlar, işleri güçleri kalmamışlar, daha çok derneklere şey oluyor ama bu dernekçilik demek gönül işi demek. Gönül işi artık eskisi kadar kalmadı. Gönül veren daha çok kalmadı. Yani şimdi gerçi siyasi partilerimizde de kadınlarımız çok aktif. O da güzel bir şey. Şimdi çünkü o da o dalı seviyor. Ben onu da o konuda çok takdir ediyorum. Daha çok kadın milletvekili çıkaralım. Daha çok bayanlar meclise girsin. Yani bu siyasi konumu, siyaseti seven bayanlarımız daha çok aktif politikaya katılsın. Ben onda da saygı duyuyorum onlara. O da çok güzel bir şey. Daha çok ağırlıklı olsunlar, daha çok katılsınlar. Belediye meclisimize daha çok girsinler. Yani girsinler artık. Bu tamamen yani ne kadın egemenliği olsun ne erkek egemenliği olsun. Yani terazi aynı olsun. Bizler bunu istiyoruz. Biz bu tür bir şeye gönül vermişiz. Tabii bizlere de gelsinler. Yani bu gönül işi de ayrı bir şey. Bu da Allah rızası için yapılan bir şey. Ne bana yapıyor onu, ne bir başkasına yapıyor. Kendi için yapıyor bunu. Tabii. Yaptığı her şeyi herkes kendi için yapıyor. Hani ben demiyorum ki siyasi görüşe katılıp gidip bize gelsin, oraya gitmesin. Her yere gitsinler. Denge sağlansın. Yeter ki dengeli olsun. Daha çok bayan müdürlerimiz olsun. Daha çok bayanlar hani gündemde olsun. Ben dün işte bir fabrikamızı ziyarete gittiğimde bayanlar daha çok çalışıyor. Zeki anne dediğinde ben çok mutlu oldum. Evet, bayanlar gerçekten çalışkan ve bayan işine daha sadıktır. Bayan daha bir sahiplenir. Nasıl annesin, evine sahip oluyorsun, çocuğuna sahip çıkıyorsun. Daha şeydir ama burada bu demek değildir erkeklerimiz tembel. Erkeklerimiz de tabii çok yönlü, çok çalışkan, çok aktif. Yani kadın erkek birbirini dengeliyor. Bu denge bozulmasın, dengeli olsun. Meclis de dengeli olsun. Evet. Şimdi size en çok gelen talepler sosyal komiteye mi geliyor? Yani sosyal komiteye. Yoksa öğrenci bazlı talepler mi? Giysi oradan gidiyor, erzak oradan gidiyor, parasal maddi yardım oradan oluyor. Ne isterse sosyal komiteden istiyor. Çünkü biz oraya yönlendiriyoruz. Her şeyle ben birebir ilgilenebilsem ilgilenemiyorum yani. Ben zaten bazen çıkıyorum, toplantı oluyor, bir yer şimdi oraya gidiyorum, peki şey, diğer derneklerle komite. De bir koordinasyonunuz var mı? Hani, bana derneklerin yoksa hepsiyle iyiyiz biz. Koordinasyonumuz var. Tabii ki birbirimizden de hani zaten derneklerin birbirine yardım etme gibi bir şeyleri yok. Mümkün değil o. Derneklerin değil, vakıfların da, büyük vakıfların da derneklere yok, yardım etme odalarında. Yok, şu anlamda söyledim. Odalarında. Mesela size gelip hani böyle bu işi adet haline getirip dernek dernek dolaşan insanlar da vardır var, muhakkak. Var, tabii tabii. Yani tabii. Bunlardan haberdar olmak adına, tabii, hani, tabii. Bu işi süslümal eden işlerini ayırmak adına. Biz de gidiyoruz. Her şeyi birbirimize aktarıyoruz, anlatıyoruz çalışmalarımızda. Zaten sosyal çalışmalarımızda, işte yemeklerimizde, çaylarımızda, ne bileyim davetlerimizde hepsi var. Derneklerin hepsi var. Siyasi partilerin kadınlar kolları var. Biz bunları zaten bu tür şeylerde de anlatıyoruz. Herkesin her şeyden haberdar olduğunu biliyoruz. Ama şimdi bizim bir farkımız şöyle, biz her gün çalışıyoruz. Haftanın 5 günü muntazam çalışıyoruz. Hatta
Ayda bir öğrenci toplantısı varıyor, yapıyoruz. Cumartesi günleri de çalışıyoruz. O zaman cumartesileri de çocukları yemeğe alıyoruz derneğe. Cumartesi günü de derneğe geliyoruz. Çünkü ayda bir Balıkesir Üniversitesi'nde okuyan çocuklarımızla bir araya geliyoruz. Onları dinliyoruz. Onların ihtiyaçları olduğu zaman onları belirlemeye çalışıyoruz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani bu tür çalışmalarımız da var. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'yla çok iç içe. Yani bizim onlardan çünkü çok talebimiz oluyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'yle çok talebimiz oluyor. Annelerimizi, yoksul annelerimizi, yoksulları oraya yönlendiriyoruz. Yani anne şimdi ayrılıyor, hiçbir geliri yok, küçük çocuğuyla kalıyor. Anne bunu bilmiyor. Bazı şeyleri anlatmıyoruz, bazı şeyleri anlatamıyoruz. Bu türlü ben buradan hazır bu konu açılmışken, ben annelerimizin Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne kendilerini anlatmalarını istiyorum gidip. Kendilerini anlatsınlar, çocuğuyla mağduriyet yaşamasın. Şimdi belli çocuklara yardımlar yapılıyor. Çocuğunu mutlaka okula versin. Mutlaka çocuğunu okula versin. Okula veremiyorsa gitsin bunu anlatsın, nedenini anlatsın. Milli Eğitimimize gitsin anlatsın. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne anlatsın. Bunu çocuğuyla oturup beklemesin. Gitsin anlatsın annelerimiz bunu. Bizim işte bazı şeylerimiz bilinçsizlik. Bilinçsizlikten ileri gelen, biz bu annelerimizi yönlendiriyoruz, gönderiyoruz. Biz bu zaten birimlerle bazen çok daha sıkı bir araya gelip çalışıyoruz. Benim çünkü bana gelen annelerin %80'i yoksul ve hiçbir yan geliri olmayan anneler. Ben o anneleri gönderiyorum, ilgileniliyor. İşte bağlanacaksa, alacaksa yardım alıyor. Gidiyor, yeşil kart çıkarılıyor, hiçbir geliri yok, çocuğuyla ortada kalmış. İşte ben de şimdi anne bir tanesi. Ben de mesela akşama kadar geliyor, gidiyor derneğe, çocuğunu okula verdi. Ben buradan hazır bir şey, başımıza gelen bir olayı, bu sayın saygıdeğer devletimizin, büyüklerimizin, bütün işte devlet büyüklerimizden ricada bulunayım. Halkımız bunun bilincinde değil. Anneler çocuğunu işte A okuluna, B okuluna, ben o okula göndermeyeyim, öbür okul daha iyi, göndereyim. Bu okul değiştirdikleri zaman aynı mahallede oturmuyorlarsa ceza alıyorlar. Bundan haberdar olsunlar. Mutlak surette bu bilgi alsınlar. Okul değiştirmesinler, başka bir adres vermesinler kesinlikle. Ve bize gelip, bizden de bu konuyla bizim yapabileceğimiz bir şey olmuyor, bu konuda olamıyor, böyle bir şeye de düşmesinler. Çocukların okulları mahallelerindeki okula gitsin ve okul değiştirmesin, bunu birçok annemiz bilmiyor. Bu konuda da biz çok baskı alıyoruz. İşte ben çocuğumu okula vermek istemiyorum da o okuldan alıp bize yardım edin, bu okula verelim, maalesef olmuyor. Hı hı. Ben buradan, hani beni izleyen bu tür çocuğunun okulunu değiştirecek, şunu yapacak, bunu yapacak da varsa söylemiş olayım. Çocuğunun mahallesindeki okuluna gidecek çocuk. Bu konuda sıkı şeyler var, denetimler var. Böyle bir tuzağa düşmesin, büyük meblağda ceza öder. Evet, yani, bu tip şeyler başımıza geldi. Geliyor herhalde. Başımıza geldi, çok uğraştırdı beni bir haftadan beri. Yani onun ağlaması artık dernekte benim içimi acıttı. Ben bunu nasıl ödeyeceğim? Benim param da yok, pulum da yok. Ben ne yapacağım diye. Allah razı olsun yine. Ben zaten hemen bir yere kör bir kuyuya düşünce valimizin başına artıyorum. İyi ki var. Evet. Vallahi iyi ki var. Evet. Allah razı olsun. Çok duyarlı bir insan ya. Onun annesini babasını tebrik ediyorum vallahi. Çok duyarlı. Gerçekten. Ben bütün valilerimizle çalıştık biz. Ben 30 senelik dernekçiyim. Ama çok duyarlı. Çok insan evladı. Maşallah. Çok duyarlı bir insan. Her konuda duyarlı. Evet. Yani sanıyorum ki maddi böyle, açıdan böyle trilyonları olsa o da benim gibi çocuklara verir. Bu tip tabii büyüklerimiz olunca başımızda işler de çok hızlı yürüyor. Evet. Diğer bürokrasi de hızlı işliyor. Evet. Hani bir niyete bağlı oluyor. Dinlemek bile, hani onun karşısına çıkabilmek bile çok çok önemli, çok değil dinliyor. Mi? Çok dinliyor. Çok duyarlı bir insan. Yani çocuklar konusunda çok duyarlı. Çocuklar, ben de aynı yani, ben de kıyamıyorum. Yani çocuk meselesi, bak ben çok büyüklere acımam. Yani çalışmıyor, tembel.
tembel insan zaten var ya, kendi çocuğum da olsa ben bilmiyorum yani, kendi çocuğum, kendi kardeşim, kendi ailem bile olsa benim için hiç. Öyle, ben tembel insanı sevmiyorum. Zorla değil, sevmiyorum. Sevmiyorum yani, gelmiş bu dünyaya otursun, yesin, içsin, gezsin, süslensin. Bu ne böyle ya? İnsan biz gelmişiz bu ülkeye, yapabileceğimiz elbet bir şeyler var. Evet. Yani mutlaka var. Kısa bir aramız var isterseniz. Evet, aranın ardından tekrar izleyicilerimizle birlikte olalım. Değerli izleyicilerimiz, küçük bir aranın ardından tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii şimdi sizin özellikle ihtiyaç duyduğunuz hani ve dilediğiniz şeyleri programımızın ilk bölümlerinde paylaştık. Tabii dernekler böyle çok çalıştıkça suistimal edilmeleri de bazen olası olabiliyor. Bu noktada sizin de sıkıntılarınız var mı? Ne gibi önlemler alıyorsunuz? Neler öneriyorsunuz? Mümkün olduğunca evet, çok var hem de. Çok az da değil. Biz bazen bazı şeyleri, bilgileri birbirimize yemekte aktarırız. Öğlen yemeğinde aktarırız. Öğlen yemeğinde de oraya gelip hani yardım alan bizden aileler, anneler, çocuklar olduğu zaman onları da yemeğe buyur ediyoruz. İster istemez bu tür konuşmalar olduğu zaman ertesi gün mesela duyuyoruz. İşte falanca eczaneye ben uğradım, ilaç alıyorum. Ya anne diyor, Zeki anne bana geldi bugün bir bayan, dedi ki anneler derneğe sopa alacakmış da para ihtiyacı var. Lütfen tüm esnafımıza hangi konuda olursa olsun hiçbir şekilde benim elimde yazısı, yani benim imzamla yazısı olmadıkça hiç kimseye bir şey vermesin. Çünkü ben esnafı asla o insanı yönlendirmem. Gidecek birisi bir esnaftan bir şey alacaksak da dernek yönetiminden mutlaka birisi gider, birisi ister. Kesinlikle ve kesinlikle dernek yönetiminden tanımadıkları bir simaya böyle bir talebi karşılamasınlar. Rica ediyorum esnafımızdan, ya da derneğimizin belli telefonu var. Herkes tarafından da biliniyor, 245-45-85. Bizi arayıp bize sorsunlar. Hiçbir konuda yardım etmesin demiyorum. Kendisi için kendisi yardım eder, ona ben karışamam. Ama dernek adına hiçbir kimse kimseye bir şey vermesin. Yardımda bulunmasın. Çünkü biz öyle bir talepte bulunmayız esnaftan. Ve biz hiç kimseyi gönderip esnaftan hiçbir şey istemem. Ben bir mendil bile istemem. Lütfen bu konuda da esnafımıza rica ediyorum. Dernek adına gelenleri kesinlikle vermesinler hiçbir şey. Ve derneği arayacağını, derneğe bildireceğini söylesin. Böyle bir şeyde, böyle bir yardımda, böyle bir şeyde bulunmasın. Ben çünkü isteyeceksen ben isterim zaten. Telefon ederim, şöyle bir yardımda bulunur musunuz? Hiçbir şey vermesin. Hiçbir şey, hiçbir esnafımız Anneler Derneği şunu istedi, Anneler Derneği hani bunu alır mısın, gelir misin dedi, böyle bir şey yapmasın. Biz öyle bir şey yaptırmayız da yapmayız da. Rica ediyorum tüm esnafımızdan, rica ediyorum Anneler Derneği adına kimseye bir şey vermesinler. Hı hı. Vereceklerse bizim yönetim kurulumuz, arkadaşlarımız var. Onlar zaten hepsi belli, bilinen, tanınan kişiler. Onun için vermesinler kimseye. Çok rica ediyorum esnaftan böyle bir şeye düşmesin. Ben tüm Balıkesirlerden, tüm annelerden, tüm ailelerden, tüm esnafımızdan, tüm yardımsever halkımızdan gerçekten bu konuda destek bekliyorum. Evet. Herkes bir çocuk alamazsa da 10 kişi bir çocuk alabilir. Burs konusunda duyarlı olalım diyorum. Ve ben çok çok teşekkür ediyorum bütün Balıkesirlilere. Çevreci arkadaşımın da yine yaklaşıyor Mart ayı, Nisan ayı çevreciler haftası. Yine yer ararız herhalde. Evet. Ağaçlandırma. Genelde böyle yeşillendirme, ağaçlandırma üzerine mi etkinlikleriniz sürüyor? Bunun dışında hani başka şeylerden öyle de bahsettiniz ama. Anneler olarak ancak ağaçlandırma yapabiliyoruz. Dedim, az önce de dedim ya, bir panel, büyük bir panel sanayi içine alarak, şöyle üniversitemiz için alarak bir büyük bir panel yapmayı ileriki yıllarda düşünüyoruz ama artık kısmet bakalım. Şimdi işte gündemimizde bu sene Çeşme var. Bu sene Çeşme var. Bir ağaçlandırmamızda Çeşme'yi yapacağız. Evet, güzel bir mesire yeri kazandırmak adına herhalde. İnşallah öyle olsun diye düşünüyoruz. Çünkü şehire yakın noktalarda hava alacak, böyle biraz soluklanabilecek, değil mi, çoluğun çocuğun biraz rahat edebileceği ortamları arzu ediyoruz. Hep şehir dışına çıkmak, yani Balıkesir merkezinin dışına çıkmak gerekiyor bu noktada. Bir de diyorum, belediyemizle veya duyarlı olan kurumlar
çocuklarımızla birlikte bir çevremizi temiz tutalım. Bu sene öyle bir şey mi başlatsak? Kampanya diyorum, yapalım hani diyorsunuz. Kampanya mı başlatsak? Gerçekten ona çok ihtiyaç evet, var. Evet, sigara izmaritleri, affedersiniz, tükürmeler. Çok rahatsız. Bunlar çok rahatsız edici şeyler. Örneğin şu belediyemizin pırıl pırıl büyük parkı. O parka gidiyorsunuz. Evet. Sabah erken gidin pırıl pırıl. Akşam gittiğinizde sigara izmaritinde. Çekirdek. Bunu yapan gençlerimiz bir de yani. Yani şimdi hani medeni kelimesi Medine'den yani şehirden gelir. Evet. Yani medeni demek medeniyet. Şehirli demektir. Evet. Hani biz de bakın büyük şehirli oluyoruz. Şehirli olmuşken yani böyle bu tip medeniyetsiz maalesef. Hareketlerimizi de bırakmamız lazım. Yani ben orada parkta yakın olduğu için zaman zaman ben çocuklara giderim. Rahatsız olduğum şeylerden bir tanesidir. Evet. Çekirdek çitlemeyi millet olarak seviyoruz ama yanında bir poşet bulundurmak, onun içine atmak zor bir şey değil. Hiç zor değil. Beni mesela şey çok üzmüştür. Orada adam süpürüyor. Bu tarafta gözün içine baka baka yere atıyorlar. Nasıl yani olsa süpüren var. Süpüre o diye. Yani şey bir maalesef. Şey. Yani bilmiyorum hani nasıl açıklanacağını da bilmiyorum bunun mantığını vesairesini. Dediğiniz gibi yani çevreyi ağaçlandırmak kadar o ağacı kesmeme üzerine eğitim vermek de çok çok önemli. Değil mi? Ufaktan, çocuktan. O dalı kırmamak üzerine de eğitim vermek çok çok önemli. Ve doğayı korumak adına da eğitim vermek çok çok önemli. Tabii. Ya çevremizi temiz tutmak bizim boynumuzun borcu yani. Ben bir tane küçücük bir çiçek gördüm mü Hasan Baba da derneğimizin önünde ne kadar seviniyorum. Şimdi bu sene onları bir temizleyeceğiz, onları yenileyeceğiz, onları bir yeniden dikeceğiz, biraz canlandıracağız inşallah onları ama artık bahara, dediğim gibi tabii. Evet, çevremizi temiz tutmak yani bizim boynumuzun borcu, hepimiz buna mecburuz. Kapımızın önünü temiz tutmak. Herkes yani. Kapısının önünü temiz tutarsa ne kadar güzel olur. Bazı illerde güzel balkon seçimleri oluyor. Bunları belediyeler teşvik amaçlı yapıyorlar. Bizler de yapsak bunları çok güzel olur. Evet, çünkü bazı apartmanların balkonuna baktığınızda ne kadar hiçbir güzel. Şey görmüyorsunuz. Ha. Çok temiz. Bazı balkonlara bakıyorsunuz mukavvalar tavana kadar. Şimdi diyecekler ki bizim balkonlara da bu dernek başkanı şey attı. Ama yani gerçekten güzel görünmüyor. Gerçekten. Görüntü kirli. Boş balkonun tamam bakabiliyorsa çiçek yapsın. Çok güzel bir şey. Harika bir şey. Çiçeklendirsin. Yemyeşil bir balkon o apartmanın güzelliği demektir. Çevresi güzel. Çok da bir şey çevresi değil yani. Çevresi temiz. Yani bu konuda da benim bir arkadaşım vardır, derneğimin üyesi, daha önce yönetim kurulu üyesi Aydan Hanım. Bütün mahalleyi temizler maşallah. Hepsini evin önünden, evet evin önünden başlar süpürmeye. Bütün öbür mahalle, öbür kapının önüne kadar gider ve çok güzel bir bahçesi vardır. Bahçesi de, takar evet. Eldivenleri. Bütün sigara izmaritlerini temizler, toplar, bahçesinin bakımını yapar. Öbür apartmanların önüne kadar gider. Her hanım böyle duyarlı olsa, her hanıma bir iş var. Her hanımefendiye yapacağım bir şey düşüyor. Herkese var tabii önemli ki. Olan duyarlılık. Ama maalesef duyarlılığımızı yitirmeye başladık. Maalesef diyorum, duyarlılığımızı yitirmeye başladık. Hani bu benim apartmanım, senin apartmanın değil, bütün Balıkesir güzel olsun. Bu benim işim değil, benim ilgilendirmez şeyler. Aslında düşünürseniz lazım. Hepimizin işi. Düşünürseniz hepimizin içi. Ben bazen geliyorum şeye, derneğe. Çok neşeli geliyorum. Ve öyle odaklıyorum kendimi. Kapının önüne geldiğim anda tepem atıyor. Ya biz bu derneğin kapısında niye 15 kişi giriyoruz? Kapının önünde ya kitaplar darma dumandır. Ya giysiler oraya buraya atılmıştır. Ya çiçeklere bakılmamıştır. Çevresi hep sigara izmaritidir. Ya diyorum ki arkadaşlara bir bakın şu çevrenize. Öyle girin. Girip yani çalışmaya başlamadan... Bakın çevrenize. Dün dedim ki Aysel'e bu çiçekler hep yenilenecek. Nevin ablana söyle dedim. Bu hafta dedim bir yerden toprak bulacağız. Bu boş saksılar da olacak. Şimdi bu taşımdan evine. Evet. Evet. Bu taşımdan evine. Görmeliyiz. Her tarafı görmeliyiz. Ben kızıma da karışıyorum. Kızım olmasa apartmandakilere de karışıyorum. Herkese karışıyorum hala. Yani mahallenin muhtarı mısın dedi bana hanıma bile bir gün. Evet dedim. Mahallenin muhtarıyım. Kapının önünün pisliği ne ya dedim. Gencecik hanımsın dedim. Balkonda sigara içip aşağı atıyorsun dedim. Hanım şöyle arkamdan baka kaldı. Önce söyledi söyleyeceğini mahallenin muhtarı mısın diye. Ondan sonra evet dedim. Mahallenin yani muhtar olmam şart mı? Ha sana karıştım diye canın sıkıldı.
Ya mübarek sigara içiyorsun. Aşağı atma onu bari. Yaptığından utanmak yerine insanlara eleştiri duymaktan rencide oluyorlar değil mi? O hareketi yapmaktan eleştiri hiç hoşumuza gitmiyor. Gitmiyor ama hiç hoşumuza gitmiyor. O eleştirileri de bazen kendimizi düzeltme fırsatı olarak almalıyız. Ama yani yine de Ayşegül Hanım, ben bu konuda için sözümün arkasındayım. Ben çok şey yapmam. Çok çok affedersiniz. Şöyle söyleyeyim. Ağır kelime sarf etmem. Hiç kimsenin özeline laf söylemem. Dedikoduyu sevmem. Yüzüne söylerim. Asla arkasından konuşmam ve konuşturmam. Asla. Her kızdığım kimse bile olsa, çok kızdığım bir insan bile olsa asla ben onun yüzüne söylerim. Söyleyeceksem de her şeyi yüzüne söylerim. Bağırırım, çağırırım. Orada kalır ama arkadan konuşturmam. Arkadan da konuşmam. Ama insanların hiç hoşlarına gitmiyor. Ya bu biz insanoğluyuz. Hepimizin boynumuzun borcu. Bu dernekte çalışıyoruz. Bu dernekte hepimiz çalışıyoruz. Kapıdan içeri girerken bizim elimizin altında bir sürü kızlarımız var. Orada geliyor yemek yiyor. Oraya oturmaya gelmiyor. Ben oturanı da sevmem. Kalk bir dışarıda. Şimdi bugün gelirken sabah Feride'ye dedim ki ben dedim bu hafta araba bulursam bir toprak getireceğim bir yerden. Bu çiçeklerin hepsini yenileyeceksin. Buraların hepsini altını çiçeklerin kabartacaksın. Senin işin bu kızım dedim. Bu hafta bunları hep güzel güzel şey yapacaksın. Girdim. Ziraat odalarına da dedim ki, ziraat odalarına gelen beyefendilere lütfen benim bağırmamı burada çağırmamı istemiyorsanız uyarın bu sigara izmaritlerini çiçeklerin altında söndürmesinler. Tabii. Yani, yani öyle. Siz bir şey söyleyecektiniz, evet, programımızın evet, sonuna geliyoruz. Biz yine de diyorum, bu ağaçlandırma konusunda bize yanımızda olan, yardımcı olan bütün hemşehrilerimizi teşekkür ediyorum yani. Nasıl destek oluyorlar mesela ağaçlandırma konusunda? Fidan temin edilir. Onları satıyoruz. Satışını alıyoruz. Onların adına. Evet, dikiyoruz onları. Halkımızın adına i̇şte, dikiyoruz. Tabii ki. Bir dikili ağacım halkımız yok demesin. Demesinler diye. Evet. Alıyoruz ve halkımızın adına. Halkımız da onun bilincinde. Bazı şey arkadaşlarımız derneğe uğruyorlar. Yine bekleriz. Herkesi bu konuda duyarlı olan herkesi bekleriz. Duyarlı olan herkesi bekleriz. Ağaç dikmeye her zaman açığız. Evet. Belli bir aylarda biz, bunu yapıyoruz. Genelde şöyle söyleyeyim. Ağaç bayramı zamanında mı yapıyorsunuz? Evet canım, genelde. Mart gibi. Nisan biraz bir sene geç kaldık. Nisan'da bir fidan diktik. Yine Yeniköy civarında bir yere. Yağmurdan dikemedik. Dikemedik yağmur, biraz. Çok yağmurlu. Evet, hep çok yağmur yağdı, yağmurdan geldi. Dikemedik. Biraz geç oldu onlar. Yine açığız. Bu yıl içinde şeye başladınız mı fidan teminine yoksa böyle size hani talep geldikçe mi fidan teminine? Talep geliyor. Biz yapacağımız zaman duyuruyoruz, duyuru yapıyoruz. Gerek televizyonunuzdan gerek biz arkadaşlar birebir satış yapıyoruz. Bu sene Nevin Hanım'ın da arzu ettiği gibi belediye hudutlarında bize gene bir yer verilirse bunu daha sonra başkanımızla Bahar'a yine işte daha görüşeceğiz. Yapacağımız zaman belediye hudutları içinde bizim ağaçlandırmalarımıza daha iyi bakılıyor. Daha çabuk böyle büyüyorlar. Evet. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. sizler ağaç dikiyorsunuz ama devamlı gidip takip edemiyorsunuz değil mi? Hayır, zaten sulamasını orman üstleniyor. Evet. Veya işte doğal yağmurlarla sulanıp büyüyorlar. Bu nedenle bu çok güzel bir şey. Çevrecilik güzel. Bizim boynumuzun borcu zaten. Evet. Hepimiz çevreciyiz. Hepimiz çevreci olmalıyız. Dernekler, dernekte herkes. Bir birim olmalı. Tabii ki olmalı. Herkes. Yine de öyle yani yapan dernekte çok. Evet. Ama ben isterim ki bunu tamamen Tema Vakfı ile yapalım. Bu çok güzel bir şey çünkü çevrecilik çok ayrı bir şey. Tabii. Ayrıcalık isteyen bir şey. Tabii bilinçli ama olsun bazı şeylerde değil bilinçli mi? Bilinçli olsun. Şimdi ağaç dikiyorsunuz. O ağacın gelecek etkileri nasıl olacak, geleceğe yönelik etkisi ne farklı şekilde olacak? Evet. Bunların bilinçli fidan seçimi vesaire bunlar da tabii önemli. Tabii ki. Bu da herhalde orman mı yönlendiriyor sizleri şu fidan ekimleri? Orman bize mesela küçük fidanlar veriyor. Bunlar daha güzel geliştiğini söyledi. Fakat biz daha önce 2 yaşında bir fidanlar diktik. Daha güzel. Onlar daha güzel gelişti. Evet. Şimdi onların olduğu yere zaten bir çeşme yapmayı düşünüyoruz. Evet, tabii büyüdüğü için ağaçlar. Evet. Güzel bir ortamda oluşmuş oldu. Nevin Hanımcığımın kızı da çok iyi bir çevreci. Doçent İstanbul'da. Doçent değil doçent. Mi? Onun olsun. İçin çok güzel de bir panel otel başta yapmıştık. Yani çevre duyarlılığı ayrı bir şey. Hani çok ayrıcalık ve bu bizim
birinci görevimiz. Çevremiz bizim. Herkes yani bizim uzak çevremiz. Kalmamalı yani. Memleket bizimle. Niye gidip de Almanya'yı anlatıyoruz, Amerika'yı, temizliğini anlatıyoruz? Niye Türkiye'nin temizliği anlatılmıyor? Tabii. Bunlar benim zoruma gidiyor. Ya benim gücüme gidiyor. Tabii. Niye demiyorlar ki biz Balıkesir'e gittiğimizde ya da biz işte Çorum'a gittiğimizde, ne bileyim, biz Ankara'ya gittiğimizde, biz Türkiye'ye gittiğimizde, hadi bir bütün olarak Türkiye'ye gittiğimizde ne kadar güzel, çevre ne kadar güzel, ne kadar temiz. Evet. Niye demiyorlar? Niye söyletmiyoruz bunu? Niye söyletemiyoruz? Neden bunu yapamıyoruz? Neden? Bizden kaynaklanıyor, değil mi? Hanımlarımızdan, beylerimizden, şimdi çocuklarımızdan. Evlerimizin içinde aslında baktığım zaman Türklerden daha temiz bir millet de göremiyorum ben. Yani işte Türk kadının mesela temizliğini düşünün, camını silmesini, evini barklamasını. Ama sadece ev değil ki bizim. İşte onu diyorum yani, o evet, nedense o evimizin dört duvarımızın dışına çıkaramıyoruz. Hani yani. Mesela Avrupa'ya gidip gelenler söylerler, hani senede bir defa camları siliniyor. Yok bilmem ne, hani öyle cam bile silme aletleri yok. Ama dışarılar şey pırıl pırıl. Ama sokakları pırıl pırıl. Yani komşular bizim de işte biz evlerimiz çok temiz. Evet, dışarılarımız rezalet. Düzen niye kurmuyoruz biz öyle? Yağmur suyunu ayırıp alıyor mesela. Evet. Yağmur suyunu ayrı alıyor. Onun ne eksiğimiz var? Geri dönüşü. Bunlar hep çevre. Bizim fazlalığımız var. Biz, ben istiyorum ki okullarda birinci ders olsun. Yani okul, aynen. Öğretmen alsın çocukları, alsın okulun civarını tertemiz yapsın. Haftada bir ayrı bir sınıfı, haftada bir ayrı bir sınıfı. Ama biz çocukken bize yaptırırlardı. Yaptırıyorlardı. Ama şimdi veliler de istemiyor. Hani kimse çocuğunun eline kıymık batsın mı istemiyor, bilemiyorum. Hadi yani, şeyler çok hayır, farklı. Hayır, batsın kıymık ne olacak? Hani o, batmayacak o, mı yarın bir gün o, aile hani olacak? Sabahları biz işte okulda bir ya. Mıntıka evet. temizliği yapılırdı. Evet. Pırıl pırıl olurdu tamamen okulumuz. Tamamen duyarsızlık. Başka bir şey değil. Tamamen duyarsız. Duyarlı olunacak. Evet. Darılığın, kırılığın, ne söylerseniz söyleyin, hakkımda konuşun, yüzüme söyleyin. Tamamen duyarsızlık. Evimizin içi pırıl pırıl, kapımızın önü pislik içinde. Sigara izmariti mi istersiniz? Tükürmek mi? Kağıt parçası mı? Bir pikniğe gidiyoruz. Allah muhafaza, savaş alanına dönüyor o alan. Evet. Savaş alanı dersiniz ki savaş olmuş burada. Yanmış odunlar orada, kömürler burada, kağıtlar burada, poşetler burada. Bu mudur biz yani? Hele o poşetler işte tamamen. O da bir çevre konusu. Gerektirdiği şeyler bunlar mıdır? Tabii. Doğada erimiyor, yani. Bir şey olmuyor. Evet. Poşetler aynen en büyük öyle. Çevre sorunu. Hepsi bize hastalık olarak geri dönüyor maşallah. Hepsi. Programımızın sonuna geliyoruz. Tabii sizinle sohbet etmek çok keyifli gerçekten. Çok sağ öyle olun. Sık sık da bir araya gelemiyoruz. Yani Karis Televizyonu'na, Karis ailesine, hepsine ve tüm Balıkesirlilere, tüm esnafımıza, tüm halkımıza, hanımlarımıza, ev hanımlarımıza, eğer sizi kırdımsa kusura bakmayın. Ama biraz zeki anneler kırıyor. Amacımız böyle ama işte. Bağcı dövmek değil, üzüm yemek diyorsunuz. Öncelikli amacımız birlik beraberlik. Öncelikli olarak o. Birlik beraberlik. Ülke bizim, vatan bizim, millet bizim, her yer çocuklar bizim. Bizim çocuklar bizim, doğa bizim. Doğa bizim, herkes bizim. Hep beraber sahip çıkalım. Hep beraber bu vatanımıza da, ülkemize, çocuklarımıza, insanımıza, esnafımıza. Alışverişi Balıkesir'den yapın. Gidip İstanbul'dan, Ankara'dan alıp da böyle şey satmayın bize. Balıkesir'de de her şey var. Balıkesir esnafımız kalkınsın. Balıkesir'den alışveriş yapın. Marketler bizim, her şey bizim. Halk bizim, vatan bizim, millet bizim. Hepinize teşekkür ediyorum. Ama paraya ihtiyacım var. Lütfen para getirin. Her şey için teşekkürler. Evet, Nevin Hanım, sen de. Sağ olun. Evet, bize bu şeyi sağladığınız için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Balıkesir'e hemşehrilerimize size de daha sık görmek isteriz inşallah. Ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda olsunlar inşallah. Sağ olun. Allah yardımcınız olsun. Çok sağ olun. Çünkü sizlerin sayesinde sesimizi duyurabiliyoruz. Evet, tabii. Ben buradan aslında Sayın burada Valime'de siz bu tüm ihtiyaç duyanların evet. yani öğrencilerin, öbür sosyal anlamda ihtiyaç duyanların sesi, yani siz onların evet. sadece yansıtmasını yapıyorsunuz burada. Aynen. Adınıza değil, sizin aracılığınızla birçok kişiye fayda sunmak adına bulunuyorsunuz, onların sesi aslında, duyurduğunuz ses. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum efendim, ayağınıza rica sağlık. İnşallah başka bir zaman birlikte olmak üzere diyelim. İnşallah sağ olun. İnşallah sesimizi duymuşlardır da bana kızmadan bize biraz gelmeyenler. İnşallah. Herkese teşekkürler ediyorum. Herkesin yapacağı ediyorum. Bir şey vardır mutlaka. Evet, tabii tabii. Yapacağı bir şey vardır. Doğru. Her zaman derneğimiz açık, buyursun gelsin evet. hanımlar. Herkesi bekliyoruz. Herkesi. Herkesi açık bizim derneğimiz. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, böylece yine bir biz üzerinde daha sona gelmiş bulunuyoruz. Yeniden sizlerle olmak ümidiyle. Hoşçakalın.